Merhaba arkadaşlar. Bugünkü köyümüzde 15-17. yüzyıl felsefesinin ikinci bölümüyle devam edeceğiz. Özellikle burada bilim insanlarının yaptığı çalışmalar üzerinde duracağız. Bunlardan ilki Nicolaus Kopernik, Polonyalı astronomi bilgindir. Kopernik aslında tüccar bir ailede doğmuştur. İtalya'da matematik profesörlüğü ve Polonya'da da devlet adamlığı görevlerinde bulunmuştur. Modern astronominin kurucusu olarak bilinir kendisi. Matematik, astronomi, tıp ve ekonomi alanlarında çalışmalar yapmıştır. Gökyüzünü katedralin duvarları içindeki bir kuleden gözlemlemiştir. Ve araştırdığı astronomi problemi gök cisimlerinin hareketleri idi. Kopernik gezegenlerin Güneş'in etrafında döndüğünü iddia ettiği Göksel Kürelerin Dönüşleri Üzerine adlı eserini kiliseden çekindiği için yaşamının ta son yıllarında yayınlamıştır. Bu da kilisenin ne kadar büyük olumsuz etkisi olduğunu o dönemde bize gösteriyor aslında. Özellikle bu döneme kadar Aristo'nun etkisi altında olan, Batlamyus tarafından da ileri sürülen yer merkezli evren modeli kabul edilmiştir. Kopernik'in ortaya koyduğu bu sistemle beraber Ptolemy sistemine karşılık Güneş merkezli evren modeli ortaya atılmıştır. Kopernik'in gene evren modelinin öne süren teorisinde temel olarak bir takım ilkeler mevcuttur. Bunlardan ilki gezegenler sanılanın aksine dünyanın değil güneşin etrafında dönmektedir. Dünyada bilindiği gibi kendinde duran değildir, sabit değildir. O da dünyanın dönüşleri vardır dünyanın. Hatta dünya kendi ekseni etrafında bir günde, güneşin etrafında da bir yılda dönüşünü gerçekleştirmektedir diyor Kopernik. Bu geliştirdiği görüşle yalnız bir astronomi öğretisi olarak görülemez. O zaman çok sınırlı olmuş olur. Felsefi bakımdan da çok büyük bir yankı uyandırmıştır. Evren modeliyle insanın bakışları dünyanın darlığına bağlanmaktan kurtulup evrenin sonsuz genişliğine açılmıştır. Yeryüzü sonsuz evren içinde bir toz tanesi gibi küçücük bir şey, sayısız yıldızlardan bir yıldız haline dönüşmüştür bu bakış açısıyla. İnsanın yurdu da artık bu küçücük bir toz zerre tanesidir. Bu evren modelinden böyle bir sonucun çıkacağını anladığı için tabii ki kilise bu öğretiyle kıyasıya bir savaş haline girmiştir. Bir diğer düşünürümüz Galileo Galilei. O da yine İtalya'nın Pisa şehrinde müzisyen bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Pisa Üniversitesi'nde matematik profesörlüğünün yanı sıra ileri düzeyde astronomi çalışmaları da yapmıştır. Modern fiziğin babası olarak kabul edilir Galilei. Adı bilim devrimiyle anılan Galilei, fizik ve astronomi alanında birçok çalışmanın yapılmasının felsefi anlamda da çok ciddi görüşler ortaya koymuştur. Tabii ki ilgisini zaman içerisinde daha çok hareket üzerine yoğunlaştırmıştır Galilei. Güneş merkezli astronomi sisteminin fiziğini geliştirmiştir. Galilei ona göre doğanın kitabını anlamanın yolu bir nevi matematik dilini okumaktan, iyi okumaktan geçer. Onun doğa araştırmalarının altında yatan temel, evreni anlamanın tek anahtarının matematik olduğu ön kabulüdür. Onun düşünceleri 17. yüzyıl Avrupa'sındaki bilimsel devrimin bel kemiğini oluşturmaktadır. Galilei bilim alanında özellikle mekaniğin alt dalı olan dinamiğe ilişkin çalışmalarıyla ön plana çıkmıştır. Duran bir cisme dışarıdan bir kuvvet müdahale edilmediği sürece kuvvetle müdahale edilmediği sürece cismin hareketsizliğini sürdüreceğini belirten eylemsizlik ilkesini ve yüksek bir yerden serbest bırakılan cisimlerin sabit ivme göstereceğini belirten serbest düşme yasası çalışmaları onun önde gelen çalışmalarındandır. Galilei gökyüzünü gözlemlemek için ilk teleskobu kullanan ilk bilim insanıdır arkadaşlar. Bu yönüyle de bir ilke imza atmış diyebiliriz neticede. Ve çalışmaları modern fiziğin temellerini oluşturmuştur. Bu açıdan bir mihenk taşı diyebiliriz. O yaşamının son yıllarında Kopernik sistemine bağlandığı için ateşle yakılma tehdidiyle karşı karşıya kalmıştır. Kilisenin öğretisine boyun eğdikten sonra da ki o dönem dünya dönüyor dediği için Engisyon mahkemesine çıkarılıyor.
Ve diyorlar ki ya bunu canına ödeyeceksin ya da bu söylediğin düşünceyi inkar et. Ve neticede o da tamam diyor, inkar ediyor ama mahkemeden çıktıktan sonra da o meşhur ifadesini kullanıyor. Ben diyor dünya dönüyor demesem bile dünya yine de dönüyor ve dönmeye devam edecek diyor. Bu da tarihe damgasını vurmuş bir cümlesidir Galileo'nun. Bir diğer düşünürümüz Francis Bacon. O da yine bilimin önemini ve insanlığı refah yönünde vaat ettiği olanakları ilk kavrayan düşünürlerden olarak kabul edilebilir. Onun asıl ilgisi de bilimi anlamak, bilgi edinmenin doğru ve etki yolunu kesin bir biçimde bulup ortaya çıkarmaktır. Kurulmakta olan yeni doğa biliminin düşünce ve görüşlerini çok güzel kavramış ve bunları anlatmış. Özellikle de yeni bilimin hayatta nasıl büyük bir değişikliklere yol açabileceğini çok iyi öngörmüştür. Bilmek egemen olmaktır düşüncesi onun temel düşünce felsefesini aslında özetler. Çok da güzel bir cümledir. Yani bilginin ne kadar büyük bir güç olduğunu bilmek egemen olmaktır. Ne kadar çok şey bilirsek o kadar çevremize, yaşadığımız evrene bir nevi hakimiyetimiz artar. Gerçekten çok içinde anlam barındıran bir cümle. Bacon bilgiyi insanlığı doğaya egemen kılacak bir güç olarak anlar ve bilimin amacı ona göre bilimin yenilenmesindeki anlam hep insanın egemen olması çerçevesindedir. Doğaya egemen olmak, ancak ona boyun eğmekle yani önce yasalarını öğrenmekle olabilir. Dolayısıyla insan doğaya egemen olacaksa bunu ancak bilgisiyle sağlayabilir. Yani doğayla bir barışık olmak, doğanın dilinden anlamak ancak bu şekilde diyor egemen olabiliriz. Bacon, Aristo'nun tümden gelim yöntemine karşı tüme varım yöntemini öne sürer. Ona göre doğru düşüncenin önünde engeller, yanlış fikirler, onun tabiriyle idoller vardır. Yani doğru düşünmeyi engelleyici faktörlerin geneline idol adı veriliyor. Doğru bilginin oluşabilmesi için önce bizim hayatımızdaki bu tecrübe etkilerinden aklımızı sıyırmamız, temizlememiz gerekir. Doğanın doğru bilgisi için ilk önce ona yönelen zihin ön yargılarından, idollerinden kurtulmalı. Ona göre zihne engel olan 4 idol vardır. Bunlardan ilki kabile idolleri. Bunlar insan doğasına yerleşmiş ön yargılardır. Mesela fırtınanın hep öfkeli olarak algılanması, tanımlanması bu kabile idollerine örnek olarak verilebilir. Mağara idolleri ise kişisel özelliklerden oluşan ön yargılar olarak tanımlanır. İşte en güzel müziğin pop müziği olduğuna inanılması, bunu iddia etme bu mağara idolü olarak tanımlanmakta. Çarşı pazar idolleri ise insanın toplumsal yapısının bir yönü olan dil alanındaki ön yargılarıdır. İşte canavar kelimesinin herkes için farklı anlamlar içermesi, canavar dediğimizde herkesin zihninde farklı şeyler canlanması. Tiyatro idolleri ise bu idol bazı düşüncelerin otorite olarak kabullenilmesinden kaynaklanmakta. İşte ürün reklamlarında mesela bilim insanlarının kullanılması, otomatikman olan ürüne olan güveni ne yapıyor? Tazelemiş oluyor. İnsanlar daha fazla rağbet ediyor gibi. İşte bu yanlış fikir ve yargılardan diyor tümevarımla bizim kurtulmamız mümkündür diyor Bacon. Bilimsel araştırmalarda olgusal verilerin bir araya getirilmesi ve belli bir kurala göre düzenlenmesi gerekir. İşte skolastik geleneğin doğruluğu denetlenmeyen kabullenme ve yanlış fikirlere dayalı çıkarımları bu şekilde terk edilmelidir diyor. Gözlem ve deneyle olgulara yapılan genellemeler bilimselliğe giden yolda esas alınmalıdır diyor Francis Bacon. Gelelim Isaac Newton'a. O da yine İngiltere'deki bir kasabada çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Çok genç yaşta bakın 27 yaşında Cambridge Üniversitesi'nde profesör olmuştur. Ki 23-24 yaşlarında yer çekimi yasasını bulmuş. Gerçekten günümüz koşullarını düşününce çok genç yaşta çok büyük mesafeler kat ettiğini söyleyebiliriz. Tabii belki o dönemin avantajı daha önce de belirtmiştik. Bilimin henüz birikimsel olarak çok fazla bilgiye sahip olmaması haliyle piyasada var olan bilgilerin çok rahat özümsenebilme imkanına sahip olunması diyebiliriz. Belki onların en büyük avantajı buydu. Ama yine de gerçekten büyük bir başarı.
Evet, Newton Galile'nin eylemsizlik ilkesi üzerine çalışmalar yapmış ve bu ilkeye kütle olarak bilinen nicel özellikteki kavramı eklemiştir. Fiziğin en önemli yasalarından biri kabul edilen hareket yasalarını ortaya koymuştur. Bu yasalarla cismin hareketinin matematiksel olarak hesaplanabilmesini mümkün olduğu anlayışı yavaş yavaş ortaya çıkmıştır. Ve böylece fiziğin evrenin işleyişinin gerçekten yasalara bağlı olduğu ve bu yasaların insanlar tarafından anlaşılabilir ve eşitlikler halinde ifade edilebilir olduğu kanıtlanmıştır. Değişmez olduklarından dolayı da bu eşitlikler insanlığa ilk kez bilimsel öngörüde bulunma gücü vermiştir ki bu gerçekten çok önemli arkadaşlar. Yani bazı şeyleri önceden tahmin edebilme imkanı böylelikle elde edilmiş. Newton hareket yasalarının yanında kütle üzerine yapmış olduğu incelemelerle de günümüzde yerçekim kanunu olarak kabul edilen kütle çekim yasasını keşfetmiştir. Bu yasayla beraber serbest bırakılan tüm cisimlerin ve gök cisimlerinin hareketlerinin nedenini açıklama imkanı bulmuş. Ona göre havaya atılan bir cismin yere düşmesinin nedeni yerkürenin havaya atılan cisimden kütle olarak daha ağır olmasıyla ilgili. Gök cisimlerinin düzenli hareket göstermesinin nedeni de bu kütle çekimine bağlı bir denge durumundan kaynaklanmaktadır ona göre. Newton'un çalışmaları felsefe açısından da çok büyük sonuçlar doğurmuştur arkadaşlar. O andan sonra her filozof yeni bilimi göz önüne almak, gerçeklikle ilgili betimlemeler yapmak, bilimin açıkladığı gerçekliğe akla uygun biçimde dahil edilmek zorundaydı. Ve bu da sadece bu da değil, bunun yanı sıra bilginin doğasıyla, elde edilme yoluyla ve temelleriyle de ilgili her açıklama güvenilir ve inanılır olmak istiyorsa bilime başvurmak zorundaydı bir nevi. İşte Newton'un mekanist evren anlayışı Batı'nın doğaya yönelik geleneksel bakışını yavaş yavaş artık terk etmesinde en etkin rol oynamış düşünce diyebiliriz. Evet. Yine René Descartes bu dönemde kendini hissettiren düşünürlerden bir tanesi 15-17. yüzyıl filozoflarından. Onun görüşlerini de analiz edecek olursak, Descartes apaçık kesin bilgilere nasıl ulaşabilirim sorusunu sormuş. Hangi bilgilere kesin denilebilir sorularıyla bu sorusunu daha da devam ettirmiştir. Böylelikle aslında felsefi faaliyeti, felsefi sorgulaması başlamıştır. İşte kuşku kesin bilgiye ulaşıncaya kadar aslında tüm bilgileri gözden geçirmemize yarayan bir araçtır ona göre. Aritmetiğin sayıları, geometrinin şekilleri, mantıkla metafiziğin kavramları insan aklında doğuştan vardır Descartes'e göre. İşte bu nedenle matematiğe büyük önem verir ve tıpkı matematikteki gibi apaçık bilgilere ulaşmayı hedefler Descartes. Bu kesin bilgiye ulaşmanın yolu da ona göre Metot Üzerine Konuşmalar adlı eserinde uyulması gereken yöntemin kurallarını açıklamıştır. Bu kitaptan bir bölüm hemen burada okuyalım. Birincisi, doğruluğunu apaçık olarak bilmediğim hiçbir şeyi doğru olarak kabul etmemek, yani aceleyle yargıya varmaktan ve ön yargılara saplanmaktan dikkatle kaçınmaktı. Evet, birinci yöntemi bir nevi bu. Ön yargılara saplanmamak, hemen yargıya varmakta acele etmemek. Bir diğeri, İnceleyeceğim günlükleri daha iyi çözümlemek için her birini mümkün olduğu ve gerektiği kadar bölümlere ayırmak. Evet, yani mevcut eline gelen bilgileri bir nevi ne yapma, kategorize etme, daha iyi anlamak adına. Üçüncüsü de diyor, en basit ve anlaşılması en kolay şeylerden başlayarak tıpkı bir merdivenden basamak basamak çıkar gibi en bileşik şeylerin bilgisine yavaş yavaş yükselmek için düşüncelerimi bir sıraya göre yürütmek. Yani basitten karmaşığa doğru gitmek bir nevi bir diğer ifadeyle. Sonuncuysa diyor, hiçbir şeyi atlamadığımdan emin olmak için her yanda eksiksiz sayımlar ve genel kontroller yapmak. Evet, acele etmeden kontrol yapmak. Fakat bu metotta beni en çok memnun eden şey her konuda tamamıyla değilse bile hiç olmazsa gücün yettiği kadar aklımı kullandığımdan emin olmam. Evet, burada bakın akla atıfta bulunmuş. Üstelik diyor onu uygularken zihnimin yavaş yavaş objeleri daha açık, daha seçik bir şekilde kavramaya başladığını hissediyorum. Yani bu aşamaları, bu yöntemleri kullanırken
aklının yavaş yavaş bazı detayları daha iyi fark ettiğini gözlemlemiş. Bunu da burada ifade etmiş bu eserinde. Evet. Gelelim bir diğer düşünürümüz. Yine Spinoza arkadaşlar. Spinoza'da en önemli eseri olan Etika'nın birinci kitabında zorunluluk kavramını geliştirip anlatır. Ona göre de doğada olup biten her şey aslında Tanrı'nın kendi tabiatının zorunlu bir dışa vurumudur. Diğer bir deyişle evrendeki hiçbir şey aslında şans eseri değildir. Tesadüf diye bir şey yok yani. Her şey seçim değil, zorunluluk sonucunda olduğu şey olduğu için bu insanları da etkiler. Eğer Tanrı tek tözse ve diğer şeyler bu tek tözün suretleri ya da değişimleri ise o zaman zorunluluk insanlık için de geçerlidir. Spinoza bu düşüncelerini de şu şekilde ifade eder. Etika adlı eserinde. Yuvarlanan bir taş diyor. Taş hayal et. Bu bize özgürlüğü anlatmaz. Şimdi istersen taşın hareket etmekteyken düşündüğünü ve hareket etmek için elinden geldiğince çaba gösterdiğinin farkında olduğunu düşün. Emin ol ki sadece kendi çabasının farkında olduğundan ve buna karşı da hiç de kayıtsız olmadığından bu taş özgür olduğunu ve hareketini istediği için sürdürdüğünü sanacaktır. Herkesin sahip olduğu için övündüğü ve sadece insanların iştahlarının bilincinde olup onları belirleyen nedenleri tanımalarına dayanan şu insan özgürlüğü işte böyle bir şeydir. Bir bebek sütü özgürce içtiğine, genç bir delikanlı ödünç almaya ya da ödleğin teki ise kaçmaya özgürce karar verdiğine inanır. Bu ön yargı doğal, bütün insanlarda ortak ve doğuştan olduğu için ondan kurtulmaları da kolay değildir. Aslında deneyim pekala yeterince gösterse de insanların pek az becerebildikleri bir şey varsa o da iştahlarını kontrol edebilmeleridir. Evet, Spinoza'nın da hayata bakış açısı bu. Bir diğer düşünürümüz Thomas Hobbes. Hobbes da devletin kökenini açıklamak, anlamak adına siyaset kuramını felsefi temeller üzerine oturtmayı başarabilen bir düşünür olarak karşımıza çıkıyor. Doğa durumu, tasarımını ve devletin var olma sebebini farklı boyutlarıyla ele almıştır Hobbes. Ona göre doğa durumunu umutsuz, sürekli bir korku durumu olarak görür. Doğa durumu sonrası devletin nasıl ortaya çıktığında Leviathan adlı eserinde dile getirmiştir. Ona göre tanımlanan böylesi bir tabiatı olan insanın doğal hali herkesin herkesle savaştığı ve herkesin her şey üzerinde eşit hakka sahip olduğu doğal durumdur. Ve onu sözleşme yapmaya iten bu durumdur. Yani ne diyordu Hobbes? İnsan bencil bir varlıktır. İçgüdüleriyle hareket eder. Dolayısıyla bu şekilde herkesin hareket ettiğini düşünün. Çıkar çatışmaları olacaktır. Herkes karşı karşıya gelecek birbiriyle ve artık kimse güvende olmayacaktır. İşte bu durum diyor, ne yapar? Onları sözleşmeye itmiştir. Bir insan topluluğu kendi aralarında sözleşme yaparak hepsinin birden kişiliğini temsil etmek, yani onların temsilcisi olmak hakkının hangi kişiye veya heyete verileceği konusunda çoğunlukla anlaştığı vakit bir devlet kurulmuştur denir. Bunun lehinde oy verenler gibi aleyhinde oy verenler de barış içinde birlikte yaşamak ve başkalarına karşı korunma amacıyla o kişi veya heyetin bütün eylemlerini ve kararlarını onlar kendi eylem ve kararlarıymış gibi yetkili kılacaktır. Herkes herkese senin de hakkını ona bırakman ve onun bütün eylemlerinde aynı şekilde yetkili kılman şartıyla kendimin yönetme hakkını bu kişiye veya heyete bırakıyorum demişçesine herkesin herkesle yaptığı bir sözleşme yoluyla hepsinin bir ve aynı kişide gerçekten birleşmeleri devleti ortaya çıkaracaktır. Evet, toplu sözleşme dediğimiz şey. İşte güvenli ortamın sağlanabilmesi için bir güç gereklidir. Bu güç bölünmüş olmayacak. Yani yasama, yürütme ve yargı egemen olan kişi ya da heyette bulunacak. Evet, güçler ayrılığı değil, bir nevi güçler birliğini savunmuş Hobbes. Bütün bunlardan amaçlanan diyor insanların güvenli bir ortamda yaşayabilmesini sağlamak. Temel amaç bu. Evet. Gerçeği arayanın yaşamında bir kez tüm nesnelerden gücü yettiği ölçüde kuşku duyması gerekir demiş Descartes. Evet, Descartes bu sözüyle ne anlatmaya çalışmıştır? Onun biliyorsunuz metodik şüphe anlayışı vardı. Neticede doğru bilgiye ulaşmayı hedefliyorsak
Her şeyden en azından bir defa ne yapmalıyız? Şüphe etmeliyiz. Buradaki amaç nedir? Şüpheyi araç olarak kullanıp güvenilir, bizi yanıltmayacak bilgilere ulaşmaktır. Apaçık, açık seçik bilgilere. Buradaki cümlesiyle bir nevi bunu ifade etmeye çalışmıştır. Descartes'in kuşkuculuğunun, sofistlerin kuşkuculuğundan farkı nedir? Evet, ne diyoruz? Descartes'te metodik şüphe vardır. Yani şüpheyi o araç olarak kullanmıştır. Ama sofistlerde şüphe amaçtır. Yani şüphe etmiş olmak için şüphe etmişlerdir. Onların şüphesi onları herhangi bir bilgiye ne yazık ki götürememiştir. Ama Descartes şüpheyi araç olarak kullanıp apaçık bilgiye ulaşmayı başarmıştır. Evet, Descartes'in sözüne katılıyor musunuz? Bunu kendi arkadaşlarınızla aranızda tartışabilirsiniz aslında. Halen geçerliliğini koruyan bir tartışma diyebiliriz. Gelelim örnek sorularımıza. Tüm felsefe tarihini etkileyen Platon ve Aristo'nun etkisini 15. 17. yüzyıl felsefesinde yakından görmek mümkündür. Antik Yunan düşüncesinin hem orijinal hem de yeni yorumuyla tanışan Batı coğrafyası, bu felsefeden oluşan düşünceler çerçevesinde hızla gelişir. Platon ve Aristo'nun akademileri kurulur ve onların felsefeleri üzerine yoğunlaşılır. Bu durum zamanla insan aklını merkeze alan hümanizm anlayışını doğurur. Parçaya göre hangisine ulaşılabilir deniyor. Felsefi düşünceler bulunduğu çağdan bağımsız üretilir. Bulunduğu çağdan bağımsız değil, bilakis ne yapılmıştır? Bakın, etkilenmiştir. Antik çağ felsefesi sonraki tüm çağlar için otorite olmuştur. Böyle bir genelleme de yapamayız. Felsefede üretilen düşünceler kendilerinden önceki çağlardan etkilenmiştir. Nitekim bakın, hümanizm anlayışı ta ilk çağda yaşayan Platon, Aristo'nun anlayışından yeniden akademiler kuruluyor. Onların felsefesi üzerine yeniden yoldaşılıyor ve ne yapmış? Kendilerinden önceki çağlardan etkilenmişler. Bunu söyleyebiliriz. Otoriteye bağlılık dönemi felsefesinde etkili olmuştur. Evet, bu doğru bir ifadedir ama buradan bu çıkmaz arkadaşlar. Felsefi düşünce her dönemde çağa başkaldırı niteliğindedir. Böyle bir genelleme de yapamayız. Cevabımız C seçeneği. Rönesans'ta gözlem sayesinde özellikle astronomi ve anatomi konusunda ciddi bilgiler oluşturulmuştur. Kontrollü deneyler ise özellikle fizik alanında bilimsel hesaplamalar yapılmasını, geçici açıklama modeli olan hipotezlerin doğrulanmasını sağlayan bilimsel araştırmanın önemli bir basamağıdır. Gözlem kontrollü deney ve hipotez sonrası yapılan matematiksel hesaplamalar bilimsel bilginin güvenirliğini oluşturmuştur. 17. yüzyıl felsefesinin ve modern felsefenin ilk filozoflarından Francis Bacon, bilginin güç için olduğunu ifade edip doğanın bilgisine ulaşmanın en güvenilir yolunun bilim olduğunu ifade eder. Bu parça 15-17. yüzyıl felsefesinde öne çıkan hangi görüşün açıklaması niteliğindedir? Bu arkadaşlar bilimsel yöntemi özellikle ön plana çıkartmıştır. Dolayısıyla bilimsel yöntemin açıklaması niteliğinde olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Evet, 15-17. yüzyılda Kopernik güneş merkezli evren modelini bulmuştur. Evet, Kopernik güneş merkezli. Batlamyus da onun öncesinde yer merkezli dünya anlayışını ortaya koymuştu. Bir nevi Kopernik'in düşüncesiyle yer merkezli dünya anlayışı ne yapılmış? Artık bir kenara bırakılmış. Güneş merkezli evren anlayışı yavaş yavaş daha çok benimsenmeye başlanmıştır. Bacon'ın Aristo'nun tüme varım yöntemine karşılık tümden gelim yöntemini öne sürer. Bacon tam tersini tüm varım yöntemini tercih etmiştir. Dolayısıyla böyle bir ifadeyi onun için kullanamayız. Bacon yaşadığı dönemde skolastik bilgilerin etkisini kırmaya çalışmıştır. Evet, kesinlikle. Teleskobu ilk defa kullanan bilim insanı Galileo'dur. Kopernik serbest düşme yasası ve eylemsizlik ilkesi çalışmalarının önde gelenlerindendir. Bu Newton'a aittir arkadaşlar. Dolayısıyla onun için söyleyemeyiz. Newton geleneksel felsefenin olgulara yönelik açıklamasını derinden sarsmış bir bilim insanıdır kesinlikle. Newton kütle çekim yasasını keşfetmiştir. Evet. Spinoza Tanrı'nın doğayla özdeş olduğunu savunmuştur. Evet, bu açıdan panteist bir anlayışa sahip diyebiliriz. Hobbes devletin doğal bir kurum olduğunu söyler. Hayır, Hobbes'a göre devlet doğal değil, yapay bir kurumdur arkadaşlar. 15-17. yüzyıl bilim ve bilimsel yöntemin geliştiği dönemdir. Kesinlikle bunu söyleyebiliriz. Evet. Spinoza'ya göre eğer havaya atılan bir taş insan gibi bilinçli olabilseydi,
Her ne kadar öyle olmasa da kendi irade gücüyle hareket ettiğini hayal edecekti. Gerçekte onu hareket ettiren atma kuvveti ve yer çekiminin etkileridir. Bir taş nereye gittiğini, yer çekimi yerine kendisinin kontrol ediyor olduğunu hissederdi sadece. İnsanlar da aynıdır. Yaptığımız şeyi özgürce seçtiğimizi ve yaşamlarımız üzerinde kontrole sahip olduğumuzu hayal ederiz. Bu yüzden de seçimlerimizin ve eylemlerimizin meydana gelme yollarını genellikle anlamayız. Bu parçadan hareketle hangisine ulaşılabilir? Evet, Spinoza bir nevi burada aslında biz kendimizi özgür zannediyoruz ama hiç de özgür değiliz. Çok da bu noktada taştan farkımız yok demeye çalışmış işin özeti arkadaşlar. Şimdi insan kendi özünü kendi yaratır iddiası böyle bir paragraftan çıkmaz kesinlikle. İnsan eylemlerinde belirlenmişliği yaşar. Evet, ne diyor? Bakın. Bu yüzden seçimlerimiz ve eylemlerimizin meydana gelme yollarını genellikle anlamayız. Halbuki bir belirlenmişlik vardır. Anlayışı ne yapılmış? Vurgulanmış. İnsan özgürlüğünü kısıtlayan her türlü kural yok sayılmalıdır. Böyle bir telkin zaten yok. İnsan davranışlarını tamamen özgürdür. Tam tersi ifade edilmiştir. Ahlaki eylemlerin değerlendirilmesi özgür irade yapılmasına bağlıdır. Böyle bir vurgu da yok. Söylenebilecek tek ifade B seçeneğinde doğru şekilde bize verilmiş. Skolastik dönem sonrası skolastik düşünceye ait olan tüm unsurlarda değişim yaşanmıştır. Rönesans'la başlayıp 17. yüzyılda pekişen düşünce sistemine modern düşünce adı verilir. Skolastik felsefenin düşünce alanında ve hayatın tüm yönlerinde etkili oluşu, modern düşüncenin yarattığı değişimin yine hayatın her yönünde etkili olması sonucunu doğurmuştur. Modern düşünce felsefenin bilim ve bilimsel yöntemi temele alan düşünce sistemidir. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi modern düşüncenin özelliklerinden biri olamaz diyor. Felsefenin konusu insan, doğa ve evrendir. Kesinlikle artık insan merkeze alınmıştır. Bilim Tanrı'nın yarattığı anı anlamak için önemlidir. Bilakis bilim insanın doğaya egemen olmasını sağlamak adına daha mutlu bir birey olmasını sağlamak için önemlidir. Dolayısıyla modern düşünce için bunu söyleyemeyiz. Düşünürler kiliseye bağlı değildir. Kesinlikle artık bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Hukuk devlete bağlı olmalıdır. Evet, birey ön plana çıkmıştır. Hümanizm anlayışı benimsenmiştir. Artık birey dünyanın merkezine konulmuş diyebiliriz modern düşünce döneminde. Evet, gelelim testlerimize. Descartes'in felsefi düşüncelerinin şüpheyi kullanmasıyla başladığı bilinmektedir. Descartes duyuların tanıklığını reddeder. Hatta bunun da ötesine geçerek matematiksel doğruları da inkar eder. Descartes düşündüğü ve şüphe ettiği olgusu dışında her şeyden şüphe edebileceğini fark ettiğinde bu şüphe sona erer. Bu farkındalıktan sonra o şüpheyi doğruyu araştırmanın hizmetine sunduğu bir araç olarak kullanır. Bu parçada insanın doğru bilgiye ulaşabilmesi için hangisinin gerekli olduğu vurgulanmıştır. Burada evet şüpheyi bir araç olarak kullanmış. Dolayısıyla ne olarak doğru bilgiye ulaşabilmede yöntem olarak bir nevi kullanılmanın ne kadar önemli olduğunu ifade etmiş diyebiliriz arkadaşlar. Evet, Rönesans'la birlikte Batı'da ulusal devlet düşüncesi doğmuş. Bunun yanı sıra doğa varlığı değer kazanmıştır. Felsefenin de bu çağdaki toplumsal değişmelere uygun olarak varlık, bilgi, problemlerini ve sosyal sorunları kendine konu edinmiştir. Fransız devrimiyle birlikte özgürlük ve eşitlik gibi idealler değer kazanmış, bu çağdaki filozoflar görüşlerini bu kavramlar üzerine temellendirmiştir. Bu parça aşağıda yer alan düşüncelerden hangisini desteklemez? Çağa damgasını vuran olaylar o çağın felsefesini de etkiler. Evet, neticede ulusal devlet düşüncesi doğmuş. Bunun yanı sıra doğa varlığı değer kazanmış. Felsefenin de bu çağdaki toplumsal değişmelere uygun olarak varlık problemi, işte Fransız devrimi gibi unsurlar etkilenmiştir. Dolayısıyla A seçeneğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Felsefi düşünceler doğdukları dönemin yaşam koşullarını yansıtır. Kesinlikle bunu da söyleyebiliriz. Felsefe ile bulunan dönem arasında sıkı bir ilişki vardır. Evet, buna da ulaşırız. Felsefe yaşamdan kopuk bireysel bir düşünme çabasıdır. Buradan bu çıkmaz arkadaşlar. Çünkü paragrafta genel olarak bu vurgulanmış.
Mesela ne diyor bakın, Fransız devrimiyle birlikte özgürlük, eşitlik ve idealler de yer kazanmış. Bu çağdaki filozofların görüşleri bu kavram üzerine temellendirilmiştir diyor. Yani yaşamda olan olaylardan kopuk bir felsefi anlayış hiçbir zaman zaten tutunamaz. Ve genel olarak değerlendirdiğimizde de felsefe yaşamdan kopuk değildir. Felsefi düşünce bulunduğu döneme göre değişebilir. Kesinlikle buna da ulaşırız. Burada A seçeneği işaretlenmiş ama olması gereken cevap D seçeneği arkadaşlar. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. 17. yüzyılda Bacon deneysel yöntemi inceleyerek bilimlere büyük bir temel sağlamıştır. 19 ve 20. yüzyılda bilimin olağanüstü başarı sağlamasıyla bilimsel bakış açısı tüm alanlara yayılmış, adeta her konu olgusal olarak incelenmeye çalışılmıştır. Bu ilgi düşünen kişileri bilimi sorgulamaya itmiştir. Sorun felsefeyi bilimselleştirmekten çok bilime aykırı düşmeyen ve bilimlerle etkileşim içinde olan bir felsefe ürünü oluşturmaktadır. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt niteliğindedir diyor. Burada bir nevi bilim niçin felsefenin artık alanına girmiş, felsefenin konusu olmuştur. Aslında bunun cevabı verilmiş arkadaşlar. Dolayısıyla şıklara baktığımızda da bunu E seçeneğinde görüyoruz. En iyi ifade eden bu sorunun cevabı olarak bu paragraf diyebiliriz. 17. yüzyılda Kolomb'un keşifleri, Rönesans, reform hareketleri ve yeni bilim anlayışının doğmasıyla birlikte felsefe yeni bir döneme girdi. Önde gelen filozoflar varlık hakkında bir iddiada bulunmadan önce bazı sorular sormamız gerektiğini ileri sürmeye başladılar. Örneğin insani varlık neyi bilebilir? Bilgi nedir? Bir şeyi bilmek ne demektir? İnsan bilgisinin sınırları var mıdır ve benzeri. Bunun sonucunda da bilginin ne olduğunu, nasıl ve ne yollardan elde edildiğini araştıran akım doğmuştur. Parçada söz edilen felsefi disiplin hangisidir? Evet, burada sorgulanan nedir arkadaşlar? Hep bilmek, bilgi, bilgi. Dolayısıyla bu hemen bizi nereye? Epistemoloji, bilgi felsefesine götürür. Hobbes'a göre insan doğuştan getirdiği psikolojik özellikler nedeniyle bencil ve kan dökücü bir canlıdır. Devletin olmadığı yerlerde sürekli savaş hali mevcuttur. Hobbes'a göre devletin temel görevi yurttaşlarına hak ve özgürlük değil, güvenlik vermektir. Bunun için Hobbes, Leviathan adını verdiği eserinde devletin demokratik değil, mutlak güç sahibi olmasını öngörür. Evet, burası bakın önemli. Devleti demokratik değil, mutlak güç sahibi olmasını öngörüyor. Hobbes'a göre herkesin herkese savaşı ancak böyle önlenebilir. Parçaya göre Hobbes nasıl bir devlet öngörmektedir? Hobbes ne yazık ki baskıcı bir devlet öngörmektedir arkadaşlar. Ancak bu şekilde savaşın ortadan kaldırılabileceğini savunmuş. Fiziğin en önemli yasalarından kabul edilen hareket yasalarını ortaya koymuştur. Bu yasalarla cismin hareketinin matematiksel olarak hesaplanabilmesinin önü açılmıştır. Ayrıca hareket yasalarının yanı da kütle üzerine yapmış olduğu incelemelerle de günümüzde yer çekimi kanunu olarak bilinen, evet, en önemli özellik bu arkadaşlar, kütle çekim yasasını keşfetmiştir. Evet, parçada söz edilen bilim insanı kimdir? Tabii ki Isaac Newton'dur arkadaşlar. Descartes düşünmeye her şeyden kuşkulanarak başlar. Açık seçik, güvenilir ve sarsılmaz bilgiye ulaştığında kuşkusu biter. Ona göre kuşkulanmak düşünmek demektir. Düşünen insan bir düşünme eyleminde bulunur. Eylemde bulunuyorsam var olduğum hakkında kuşkuya yer yoktur. Descartes bu akıl yürütme sonucunda düşünüyorum öyleyse varım önermesine ulaşır. Parçaya göre hangisine ulaşılabilir? Bilgiye duyulan şüphe sonuna kadar götürülmelidir. Sonuna kadar götürmekten ziyade araç olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla bu ifadeyi söyleyemeyiz. Genel geçen nitelikteki bilgilere ulaşılamaz. Bu nihilist bir tavır içerir. Descartes'in anlayışıyla örtüşmez. Şüphe etmek hayatın amacı olmalı. Bilakis o araç olarak kullanılmıştır. Buna da ulaşamayız. Şüphe kesin bilgiye ulaşmak için kullanılan bir metot yani araçtır. Dolayısıyla Descartes'in anlayışıyla örtüşen bir anlayış. Kesin yargılarda böyle bir ifade de eksik bir ifade tam anlamıyla karşılamaz. Dolayısıyla
En uygun ifade D seçeneğinde bize verilmiş arkadaşlar. Spinoza'ya göre evren ve Tanrı aynıdır. Bu nedenle insan mutlu ve ahlaklı bir yaşantı sürmek istiyorsa düzenli olan evrenin doğasına kendisini bırakmalıdır. Ona göre insanın içinde yaşadığı evren mutlak olarak özgürdür. Eğer insan içinde yaşadığı evrenin bilgisine ulaşmak istiyorsa ona uygun davranışta bulunmalı, tutkularını, kibirliğini yenip alçak gönüllü olmalıdır. İşte bu bilgiyi elde eden insanlar evrensel ruhun anlayışına uygun evrensel davranışlar sergilemiş olurlar. Buna göre insan mutluluğunun temel ölçüsü hangisidir? Evet, Spinoza evren ve Tanrı aynıdır. Neticede uyumlu olmak gerektiğini vurgulamış. Dolayısıyla ona göre mutluluğun ölçüsü nedir arkadaşlar? Doğaya uygun yaşamak. Doğaya uygun yaşarsak otomatikman Tanrı'nın buyruklarına da uygun yaşamış oluruz. Bir nevi Spinoza bunu kastetmiş. Rönesans'ta gözlem sayesinde özellikle astronomi ve anatomi konusunda ciddi bilgiler oluşturulmuştur. Kontrollü deneyler ise özellikle fizik alanında bilimsel hesaplamalar yapılmasını, geçici açıklama modeli olan hipotezlerin doğrulanmasını sağlayan bilimsel araştırmanın önemli bir basamağıdır. Gözlem kontrollü deney ve hipotez sonrası yapılan matematiksel hesaplamalar bilimsel bilginin güvenirliğini oluşturmuştur. 17. yüzyıl düşüncesinin ve modern felsefenin ilk filozoflarından Francis Bacon, bilginin güç için olduğunu ifade edip doğanın bilgisine ulaşmanın en güvenilir yolunun da bilim olduğunu ifade eder. Bu parça 15-17. yüzyıl felsefesinde öne çıkan hangi görüşün açıklamasıdır diyor. Tabii ki bilimsel yöntemin açıklamasıdır arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. Skolastik dönem sonrası skolastik düşünceye ait olan tüm unsurlarda değişim yaşanmıştır. Rönesans'la başlayıp 17. yüzyılda pekişen düşünce sistemine modern düşünce adı verilir. Skolastik felsefenin düşünce alanında ve hayatın tüm yönlerinde etkili oluşu, modern düşüncenin yarattığı değişimi yine hayatın her yönde etkili olması sonucunda olmuştur. Modern düşünce, felsefenin bilimi ve bilimsel yöntemi temele alan düşünce sistemidir. Parçaya göre hangisi diyor modern düşüncenin özelliklerinden biri olamaz. Felsefenin konusu insan, doğa, evrendir kesinlikle. Bilim Tanrı'nın yarattığını anlamak için önemlidir. Hayır. Bilim doğayı tanımak, anlamak ve doğaya egemen olmak için önemli. Düşünürler kiliseye bağlı değildir. Evet. Hukuk devlete bağlı olmalıdır. Evet. Birey ön plana çıkmıştır. Evet. Hümanist anlayış benimsenmiştir. Burada modern dönem için söyleyemeyeceğimiz tek ifade özellik B seçeneğinde bize verilmiş arkadaşlar. Descartes bilgiyle ilgili çıkarımdan sonra bilginin konusu olan varlık hakkında çözümlemeler yapar. Varlık alanında iki ana töz vardır. Yaratan ve yaratılan tözler. Yaratan töz kendinden başka hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her şeyi yaratan sonsuz tözdür. Yaratılan töz ise birbirine indirgenemeyen iki alt tözden oluşan ve aynı zamanda da sonlu olan ruh ve madde tözleridir. Ruh akla karşılık gelen, düşünen töz iken madde uzayda yer kaplayan tözdür. Parçaya göre Descartes'in varlık düşüncesinin temsil eden akım hangisidir? Evet, ruh ve maddeyi ele almış Descartes. İki temel unsur birbirine indirgenemeyen. Bu da nedir arkadaşlar? Dualizm olarak ifade edilmektedir. Cevabımız C seçeneği. Spinoza'ya göre eğer havaya atılan bir taş insan gibi bilinçli olabilseydi, her ne kadar öyle olmasa da kendi irade gücüyle hareket ettiğini hayal edecekti. Gerçekte onu hareket ettiren atma kuvveti ve yer çekiminin etkileridir. Bir taş nereye gittiğini, yer çekimi yerine kendisinin kontrol ediyor olduğunu hissederdi sadece. İnsanlar da aynıdır. Yaptığımız şeyi özgürce seçtiğimizi ve yaşamlarımız üzerinde kontrole sahip olduğumuzu hayal ederiz. Bu yüzden de seçimlerimizin ve eylemlerimizin meydana gelme yollarını genellikle anlamayız. Evet, bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? İnsan kendi özünü kendi yaratır. Kesinlikle buna ulaşamayız. İnsan eylemlerinde belirlenmişliği yaşar. Evet, insan özgürlüğünü kısıtlayan her türlü kural yok sayılmalıdır. Böyle bir anlayışa da buradan ulaşılmaz. İnsan davranışlarına tamamen özgürdür. Hayır,
Ahlaki eylemlerin değerlendirilmesi özgür iradeyle yapılmasına bağlıdır. Böyle bir sonuca da buradan gidilmez. Buradan ulaşabileceğimiz tek ifade B seçeneği arkadaşlar.